Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde artık boss dövüşünü yapacağız. Şöyle gelin. Burası otomatikman kapanacak. Evet, Phantom Gun'ın boss'umuz da bu. Arkadaşlar, ufak bir tipnot, böyle kenarda durun. Şu ortada falan durmayın. Bu şekilde çıkacağı zaman da vuracağız. Şimdi 2-3 kere vurduktan sonrası şey, çünkü ortaya gelecek. Şu ortada durursanız cidden sıkıntı olur sizin için. Tam bu şekilde çıkacağız ama indirin. Yapıştırın oku. Yani gelene kadar bir 45-50 dakikamız gitmiş. Yaklaşık bir 15 dakikalık bu kaybımız olduğunu söylersin. Evet. Yani şu şey de araya girmesin. Böyle bir tenis maçı yapacağız bununla. O bize atacak, biz ona birbirimizi sütun etmeye çalışacağız. Ben vuranca kaçtım. Boşalttı güzel. Biz de düzgün vuramadık. Ya şu demirler araya girmese cidden demir eski oyunların bir sıkıntısı daha bu tabi. Çok fazla uğraşmıyorsunuz boss'la. Boss dövüşü bu kadar arkadaşlar. Yani genel olarak iyi bir bölüm yaptığımızı düşünüyorum. Yani, şeyde orman tapınağında o bir iki hatırlayamadığım video dışında, çünkü yaklaşık 15 dakikamızı kaybettirdi ve benim cidden canımı sıktı o durum. Neyse, burada da benim gölgemi yendim diyor. Abi ben gerçek halimde savaştığında bu kadar kolay olmayacak diyor. Neyse. Hani bir 15 dakikalık falan kayıp gir çık vesaire yapmamız, işte o 3 kere göze ateş etme vesaire durumu cidden can sıkıcıydı. Yani benim canımı sıktı açıkçası. Yani o kadar oynamak istemiyorum. Yani mümkün mertebe takılmadan tak 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 ilerlemek istiyorum. Evet. Şuradan şöylece çıkalım. İlk şiddetli tapınağı tamamladık arkadaşlar. Bu arada uploadlarla ilgili sanırım yakında ona da başlar açıkçası. Yani şu an 36 veya 37 video oldu. Bu 60'lara gider. 5'er 10'ar da 10-15 dakika civarında tutmaya çalıştım şimdi videoları. 60'lara gider burası. Evet. İlk stage'imiz de, yani bilgemiz de Sarya. Evet, orman tapınağının bilgesi. Ormanın bilgesi diyelim ya. Orman tapınağı nedir? Evet. Evet, bu senin kaderin ve ben aynı dünyada yaşayamam diyor. Burada
İşte ormanın bilgesi olarak kalacağım ve sana yardım edeceğim. Şimdi bize bir madalyon veriyor. Aynı zamanda bu bölümde kim olduğumuzu da öğreneceğiz. Bir şey üzerine çok uğraşmazsan böyle hani 2-3 dakika vesaire uğraşma olur da diyelim ki en basitinden şu Laikili'deki balık şeyini hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer orası bir 5-10 dakika falan sürseydi hani 3. 4. denemede aldık. Atıyorum 10 kere denemiş olsa bir türlü yakalamamış olsa vesaire. Yani orayı hızlandırdım veya keserdim açıkçası da böyle. Şu tapınaktaki şeyleri kesmeyeceğim. Kesecek bir şey yok çünkü. Sadece hatırlamanın şeyini çektik biraz. Aynen. Sarıya daima arkadaşım olacak diyor. E şimdi bakın nereden çıkacağız. Gördüğünüz gibi. Nereden girdik, nereden çıktık? O kadar kafanı sokarsan Link, o da birden çıkar, sen de böyle düşersin işte. Evet. Fidesiymiş Dekotiri'nin. Tapınaktaki lanet kırılınca artık büyüyebileceğim diyor. Hiçbiri işte eski arkadaşlarını gördün değil mi? Hiçbiri senin onlardan biri olduğunu fark etmedi. Çünkü kokoreçler asla büyümez. 7 yıl bile geçse onlar hala çocuk olarak kalır diyor. Neden sen büyüdün endişeleniyorsundur bunun için? Senin de fark ettiğin gibi sen kokiri değilsin. Hylians'ın. Bu sırrı sana sonunda söyleyebildiğim için mutluyum. Bir savaş varmış. Şeyine. Bir gün işte Hylian savaştan kaçan Hylian anne işte çocuğuyla birlikte bu yasaklı ormana giriyor. Forbidden yasaklı mıydı? Unutulmuş vesaire. Tam hatırlayamadım Forbidden'i. Ya yasaklı ya unutulmuştu. Ardından işte anne bayağı ağır yaralanmış ve çocuğu Dekutiri'ye emanet ediyor. Bunu Deku ağacına. Deku ağacı da çocuğu kaderin çocuğu olduğunu hissediyor bunun yani. Yani kader de önemli bir yere olacağını hissediyor ve onu alıyor yanına. Anne ölüyor ve çocuk da Kokiri olarak yetiştiriliyor. Ve sonunda kaderin günü geldi diyor. Ve o çocuk da biziz işte. Şimdi kaderini öğrendi. Ve ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yani evet. İşte Hyrule'yi kurtarmalısın diyor. Tapınaklardaki lanetleri kır ve şeyi bitir dedi işte. Hyrule'ye barışı getir. Tabii o lanetleri kırmak yeterli olmayacaktı başına. Şimdilik burada kaydedelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Yani oluyordur inşallah. Görüşmek üzere.